Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Aron Nimzowitsch'in Benim Sistemim adlı kitabının diyagramlı oyunlar bölümünün 21. videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda diyagramlı oyun 26'yı inceleyecek Aron Nimzowitsch ve biz de bu incelemeleri size aktarmaya çalışacağız. 26. oyunda taraflar beyazlarda Taraş, siyahlarda Mises diye bir oyuncu. 1916 yılında oynanmış bir oyun. Özellikle çok kısa süren bir oyun ve yanlış tercihlerin nelere mal olabileceğini, bir piyon alacağım derken nelerimizi kaybedebileceğimizi, o yüzden piyon alışlarının boşta da olsa, o piyon boşta da olsa ne kadar iyi hesaplanması gerektiğiyle alakalı güzel bir oyun arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Yanı başındaki tuşuna basarak gönderi bildirimlerini açabilirsiniz. Katıl butonu tıklayarak da YouTube kanalımıza destek verebilirsiniz diyelim ve bakalım beyazlarda Taraş nasıl bir tercihle oyuna başlıyor. E6 tercihinden sonra D4 geliyor ve D5'i bekliyor. Siyahlar Fransız savunmasına gireceğini belli ediyor. Buna birçok cevap var. E5 gibi ya da at C3 gibi birçok cevap var. Beyazlarda Taraş at C3 şeklinde cevap vermiş. D çarpı E4 hamlesinden sonra Nimzowitsch demiş ki siyahlar merkezi bırakıyor. Fakat beyazın D piyonuna baskı kurabilmek için de D hattını açmış bulunuyor diyor. Tabii ki de siyahlar bakalım bu D piyonuna baskı kurabilecekler mi? O fırsatı bulabilecekler mi? İzleyelim. At çarpı E4 hamlesinden sonra at D7'den gelişiyor ve akabinde de at F3 ile cevap veriyor. Beyazlar at G'den F6. Şimdi fikir eğer ki yerse ben de diğer atını yiyeceğim ve bu F6 savunma atını tekrar muhafaza etmiş olacağım. Beyazlar diyor ki ben yemem sen ye. Fil D3 diyor. Yersem fil de yerim. At çarpı E4, fil çarpı E4 ve şimdi at F6 ile burada bulunan B8 atı önce D7'ye, daha sonra F6'ya dönüp hem fili istiyor hem de F6 savunma atını siyahlar yeniden yerleştirmiş durumdalar. Tabii ki de fil kaçacak. En mantıklı yer hepinizin de tahmin ettiği üzere fil D3 karesi. Fil D3 oynadıktan sonra şimdi siyahlar bakıyor ki fili doğal gelişim alanından geliştiremeyecek. B6 ve fil B7 hamlelerinde geliştirmeyi ve aynı zamanda F3, G2 karelerinde bakış atmayı düşünüyor. B6 sürüşünden sonra fikir fil B7'dir ve beyazın zaten yapabileceği 3 tane hamle var, belki 4 tane. Birincisi rok atmak olabilir, diğeri fil E3, fil F4 veyahut da fil G5 oynamak olabilir. Fil G5 oynayarak atı açmazı almayı tercih ediyor beyazlar. Fil B7 oynanıyor ve buradaki F3 atına bir bakış atılıyor. F3 kaldırılırsa G2 alınacak. Vezir de oynatılmıyor bu şekilde. Çünkü vezir herhangi bir şekilde atın savunmasından uzaklaşırsa fil çarpı F3, G çarpı F3 ile beraber hem duble hem izole piyon yapısı bırakılmış olacak beyazlara. Bu nedenden dolayı beyazlar ilk öncelikle rok yaparak şahını güvence altına alıyor. Fil E7 ile beraber at açmazdan kurtarılıyor. Ve şimdi işte beyazların artık vezirini oynaması lazım. Ama vezirini oynarken atın savunmasından da kaçmamak lazım ya da bırakmamak lazım atı savunması bu şekilde. O yüzden vezir E2 oynayarak hem kalelerin bakışı sağlanıyor birbirlerine hem de at korumaya devam ediyor. Kısa rok, siyahlar da rok atarak çığını güvence altına alıyor. Ve şimdi kale A'dan D1 hamlesi geliyor. Tabii ki de D4 piyonuna bir saldırı gelme ihtimaline binaen kaleyle rakibin vezirini aynı diagonale getiriyor beyazlar. Burada siyahlar için diyor ki Nimzowitsch, burada siyahların vezir D5 gibi bir hamlesi var dedi. Vezir D5 hamlesinin amacı ise tabii ki de veziri A5'e oynamak. Çünkü beyazların vezir karadaki piyonların korumasız olduğunu düşünürsek bu şekilde bir tercih siyahlar için çok daha iyiydi diyor. Fakat siyahlar ilk öncelikle şu fili uzaklaştırayım derken hatalı bir hamle yapıyorlar ve H6 oynuyorlar. Nimzowitsch diyor ki H6 hamlesi kötü bir hamledir. Çünkü fil F4'ten sonra C piyonu istek altında kalacağı için artık vezir D5 ve vezir A5 çalışmaz. Siyahlar buna rağmen vezir D5 oynuyor ve piyonu bırakıyor. Fil çarpı C7'den önce ilk öncelikle C4'te bir tempolu hamle yaptırılıyor. Ve vezir A5 hamlesinden sonra tabii ki de vezir A2 istiyor. Ama burada filin de C7 piyonunu istediğini unutmamak lazım. Ki C piyonu biraz daha merkeze yönelik bir piyon olduğu için A piyonundan çok daha değerlidir diyebiliriz. Fil çarpı C7 burada siyahların açgözlü davranıp da piyonu yememesi gerektiğini ve sakince kale C8 oynaması ve bu fili buradan uzaklaştırması gerektiğini söylüyor.
Aaron Nimzowicz. Niçin? Çünkü kale tempolu bir şekilde yarı açık hatta gelmiş olacak. Diğer kaleyi de D8'e oturttuktan sonra siyahların gelişinde herhangi bir problemi bulunmayacak. Siyahlar bunun yerine önce vezir A2'yi almak yerine fil çarpı F3 alıyorlar. Bakalım, izleyelim nasıl bir hamle yapılmış. Fil çarpı F3. İşte Nimzowicz diyor ki buradaki vezir tamam A2'yi belki tutmuyor ama B2 piyonu tuttuğu için vezirle fil alınmamalı, piyonla alınmalı. Her ne kadar şahın önü açılsa da akabinde A2'yi alması durumunda siyah vezirin orada veziri kıstırmaya yönelik bazı hamleler hesaplıyor beyazlar için. O yüzden diyor ki vezirle fili almasın, piyonla alsın diyor. Enteresan bir tercih. G çarpı F3'ten sonra tabii ki de burada kesinlikle kale C8 oynamalı diyor siyahlar için Aaron Nimzowicz. Diyor ki vezir çarpı A2 maçı kaybettirecek ölçüde büyük bir hatadır diyor. Ve vezir çarpı A2 bakalım maçı nasıl kaybettiriyor. Tabii ki de eğer ki o piyon boşu boşuna verilmediğini hesaplarsak ne yapmamız lazım? Veziri tehdit etmemiz lazım. Nasıl tehdit? Tabii fille de tehdit edebilir ama buradaki C4 piyonunun koruması bir tık zayıflatılacak. Ve aynı zamanda fille tehdit edildiği zaman vezir A6 karesine kaçabilecek ya da A4 karesine kaçabilecek ve buradan çaprazdan yuvasına yerleşebilecek. Onun yerine kale A1 çok daha mantıklı. Vezirin kaçabileceği bir tane yer kalmış durumda. O da B3 karesi. Vezir B3'ten sonra fil C2. Bir kere daha boğuyoruz veziri. Vezirin kaçabileceği bir tane yer var. O da B4 karesi ve kale A4 hamlesinden sonra vezirin kaçabileceği hiçbir doğru kare bulunmamakta. Her nereye giderse gitsin her türlü sıkıntıdır. Mesela B2 piyonu boşta gibi görünüyor ama arkadaşlar vezir çarpı B2'ye de fil H7'de ver şahı ver vezir şeklinde bir hamle olacağı için o piyon da alınamaz. Bunun haricinde nereye giderse gitsin rakip taşlar tarafından siyah vezir yenileceği için burada tek doğru hamle aslında vezir çarpı A4 hamlesi. Ama burada siyahlar bu oyunu daha fazla oynamayı tercih etmemiş ve terk etmiş. Oyunu beyazlar da taraş kazanmış. Güzel öğretici bir oyun, özellikle bedava piyonları yerken çok dikkatli düşünmemiz gerektiğiyle alakalı bir örnek oyun. Bir de satrancın genel prensipleri der ki burada iki taşla birlikte alabiliyordu ya hani fili. Normalde piyonla alınmaması lazım. Niye? Hem şahın önü açılacak, hem bingeç, hem izole oluşacak. Burada vezir de almayı doğru görürüz normalde. Ama B2 piyonunu tutmamız gerektiği için vezirle değil piyonla alıyor beyazlar ve maçı bu şekilde kazanıyor. Bu yönüyle de satrancın temel prensiplerinden bazı durumlarda ayrılabileceğimize yönelik güzel ve örnek bir oyun olduğunu düşünüyoruz. Ve Nimzowicz'e her zaman olduğu gibi teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar 21. videomuzun sonuna geldik. 26. diyagramlı oyunun analizini Nimzowicz bizim için yaptı ve biz de sizlere aktarmaya çalıştık. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıda yer alan abone oluşuna basarak YouTube kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Katıl butonu tıklayarak da YouTube kanalımıza destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda, bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hep hayatınız satranç genlerden olmanız ümidiyle. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.